Dünya borsalarında sert yükselişle haftaya başlıyoruz. Fed Başkanı Powell'ın sert mesajlarına rağmen S&P 500'ün 4000 seviyesini geçmesini temel nedenlerden çok kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların havlu atmasıyla açıklıyoruz. BOFO ayı boğa göstergesi piyasanın aşırı satış bölgesinde olduğunu gösteriyor. Salı günü açıklanacak Amerika tüketici enflasyonu bu hafta ekonomi takviminde öne çıkan en önemli veri. Piyasa beklentisi Ağustos manşet enflasyonun %8 ile önceki aya göre 0.500 puan gerilemesi. Buna karşın enerji ve gıdayı hariç tutan çekirdek enflasyonun %6.1 ile önceki aya göre 0.200 puan yükseleceği tahmin ediliyor. Beklentinin altında kalan bir çekirdek enflasyon verisi, Fed'in faiz adımlarını küçültmesine ve doların zayıflamasına neden olabilir. Bu senaryoda kısa pozisyon kapatan veya düşük pozisyonunu artırmak isteyen yatırımcıların katılımıyla S&P 500'ün 4100 ve 4200 dirençlerini denemesini bekliyor. 22 Eylül toplantısına kadar suskunluk dönemine girilmesi, Fed'in Şahin açıklamalarla partiyi bozmasını engelleyecektir. Borsa İstanbul dünyadan bağımsız yükselmeye devam ediyor. Ancak genele yaygından ziyade bankaların öncülüğünde bir yükseliş söz konusu. Vadeli hisse piyasasındaki yabancı alışlarıyla tetiklenen, yerleşik yatırımcıların alışıyla devam eden banka yükselişi, haftalık %24, aylık %77 ile temel gelişmelerle açıklayamadığımız bir boyuta taşındı. Takas Bank'ın vadeli hisse ve opsiyon piyasasında başlangıç teminat oranlarını 14 Eylül çarşamba gününden itibaren seçici olarak artıracağını açıklaması, banka hisselerinde oynaklığı artırabilecek bir gelişme. Ancak düzenlemenin uzun pozisyon taşıyanlardan ziyade kısa pozisyon taşıyanları zorlayacağını belirtelim. Amerika, Avrupa ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 3400 ve 3650. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Alerko, Aselsan, Emlak GEO, Kardemir, Mavi, Şişecam, Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.